dışarıda bir ufak video geçmiyor da çekmişler. Çocuğumun kaderi 7 yıldır devlet hastanesi yok. İlçelerde uzman doktor olmadığı için az önceki de bir vatandaşımız Osmanlı'dan bütün ilçelerden buraya geliyor. Böyle olunca da devlet hastanesi yok. Burada da uzman doktor sayımız az. Maalesef hastalarımız sabah 5'te 6'da gelip saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Birçoğu da 182'den zaten falan. 15 numara. Oldu, geçmiş olsun. Kaç tane doktor var? Vallahi şu anda da hiç bilmiyorum. Bir iki tane doktor. Kadın doğum var. Göğüs çarşambadan çarşambaya geçiyoruz. Genel cerrah yok. Ortopedi var. 3-4 tane uzman doktorumuz var benim kadarıyla. Onlar da hep hizmetçi olduğu için zorluktan... Geliş gidiş de yapıyorlar. Haliyle biz de böyle sormadık. Geçmiş olsun. 5.30'da yani nasıl sıralamadan mı geliyorsun? Sıralamadan aldım gelmemiştim. 5.30'da geliyorsun, sıralman için. 3 aydır şimdi bu. Kapılarına yatırılmamız yazıyoruz. En erken kaç kişi yazılabiliyor? Valla belli bir şey var herhalde. Sabah 5'te falan. Hani 182'yi arayan herkes randevu alabiliyordu. Sağlıkta çağırtladıydı. Ama maalesef uzman doktor. Hayır, bizim burada kastronojik var, bir tane yokmuş. Başka yok. Yani bir tane kastronojik cerrah. Olmayan bölümler var. Plastik cerrahımız bir ya da iki tane. Göz doktorumuz şu anda çok yetersiz. Kulak boğaz doktorumuz yetersiz. Yani nüfusa göre yetersiz ama biz işte yıllarca uğraştık. Dedik ki hastanemizi kapatmayın, kapattılar. Şimdi ihalesini yaptılar, yer teslimi yaptılar iki aydır. Ben sessiz olmak için uğraşıyorum. Çocuğumuzun kaderi galiba. Geçen bıçaklandı. 6 gün sonra vefat etti. Çalışma yapacak doktoruz. Bak senin dediğin olayı ben sürekli anlatıyorum. İnsanlar özellikle ilçelerde bir ya da iki tane doktorumuz var. Ne genel cerrah var, ne göz doktoru var, ne ortopedi var doğrusu. Bir ya da iki tane var. Ben bunu söyledim. Yarın dedim bir kaza yapsam, kalamalı bir hasta olsa, genel cerrah olmadığı için Çorum'a gelen arkadaşlar rahmet oluyor. O genç çocuğu biliyorum, babasını bıçakladı. Yerinde incelemek için geldim zaten. Yani kulaktan dolma değil. Siz zaten randevusuz olmaz diyor. Hangi farklı şeyler? Geçmiş olsun. Bak hep Kanada'dan geldim. Var neyi soruyorsun? Yok ben Çorum'un hepikliyim. Benim derdim şu. Hangi farkı var? Farkı önemli değil. Ben buradaki, bakın buradaki hepinizin verdiği vergilerden oluşan bütçeden boğazıma lokma geçiyor. O lokmayı helal ettirmek adına sorularınızı gönderiyorum ama partim illa öğrenmek istiyorsanız bu ülkenin kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili. Ama seçildikten sonra ben 85 milyonum milletvekili. Şimdi 50 kilometre yoldan geliyorum bak. Her işimi bitirdim. Şimdi şuna randevu diyeyim bak. Aynı toplum. Sen hangi ilçeden geliyorsun? Karasar'dan geliyorum. Karasar köyden geliyorum. Tamam. İlçeden gelenler de işte ilçede doktor yok. İşte zamanında köydeki okulları kapatırsan, sağlık ocaklarını kapatırsan İnnevurumlu'ya bile buraya geliyorsun değil mi? Evet. Ya. İnnerse de telefonu geçti. Işte. Randevu alamıyorsunuz. Hangi bölüm ayıp? Bir ay. Bir ay, iki ay, üç ay, beş ay. Hep biz aynı, ne var ne yok. Hep bölümlerin hepsi aynı. Yoğunluk var. Yoğunluk var. İşte Çorum Devlet Hastanesi'ni 7 yıldır doktor yok. Açamadık, açtıramadık. İhalesini yaptık, iki ayda da teslim etmiyorlar. İşte tek hastane olunca maalesef bazı branşlarda doktor yok. Birçoğunda da eksik doktor. Yani yok. Ama iki tane, üç tane geçmiş doktor bu kalabalığa nasıl yetişsin? Aynen, aynen. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Ben size kalktım dedim. Benim yapabileceğim iş yoksa para. Çok bir uzmanımız yok. İşte plastik cerrahın tek, işte çocuk psikiyatri uzmanımız yeterli değil. Şimdi efendim, nereden geldiğini biliyor musun? Aşağılara doktor az geliyor. İçeride hiç doktor yok. Ha, şimdi herkes, dışarıda doktor. Herkes illere geliyor. Evet. Ha, ben şahsen hiç gelmiyorum. Burada bak, malum oldum, şöyle böyle işte. Yani niye? İskilipte olsaydı bu doktor, ben buraya gelmezdim. Zaten ilçelerimizin hepsinde bak, ben tek tek geziyorum. Hiçbir ilçemizde doğru düzgün uzman doktor yeterli değil. Bir ya da iki tane doktorumuz var, o da yeterli olmuyor. Evet. Çorum Devlet Hastanemizi 7 yıldır kapalı.
Şimdi burası çok güzel hastane, eğitim araştırma ama şimdi devlet hastanesi olmayınca bütün yoğunluk buraya birikiyor. Ben onun için Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı'na buradan sizin aracınıza Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sesleniyorum. Tamam. Diyorum ki endokrin yok, çocuk psikiyatri eksik, kulak burun boğazda eksiğimiz var, kardiyolojide eksiğimiz var. Yani eksik olan yerlere doktor bulmamız lazım, atamasını yapması lazım. Romatoloji. Başkanım ben seni arıyordum, iyi olacak. Söyle bakalım. Ayağına doktora geliyormuş derler. Bak benim eşim 20 yıldır şeker hastası, insülin bağımlısı, diyet raporu çıkarttığım anda bu yer insülin bağımlısı, diyabet hastası yok diye yazmışlar. Benim bu hastanın bu aile ihtiyacım var. 7 milyar maaşına beni Ankara, Amasya, Samsun'a gönderiyorlar. Diyet raporu çıkıyor. Evet. Engelli fetri hastayla ben nasıl? Burada mı hasta mısın? Burada oturuyorum. Nerede? Ha, burada. Kanser hastası. Hani bir ameliyat olacak bu hasta. Yani içeri orası var ya. Ameliyat sırasını alacağım. Buradan ameliyat sırası mı alacağım? Ha? Şimdi bu, bunun için sen başka yerlere mi yönlendiriyorsun? Yani Amasya'ya yönlendiriyorlar. Bak Ankara'ya havale ediyorlar. Ben bu 2 yaşta nereye giderim? Nasıl bize, gidelim değil mi? Hah, bize bir yardımcı ol. Tamam, ben şimdi bunu başhekimimizle görüşeceğim, tamam mı? Tamam. Tamam, ben görüşeceğim. Söz. Bayram çetin. Sıra yok dediler. Sadece muayeneye geldim. Sıra yok dediler. Gözde sıra bulamadım. Valla hastanemiz var ama işte uzman doktor eksiğimiz var. Özellikle İlçelerde hiç doktor olmayacak. Çorum'da da devlet hastanemiz 7 yıldır kapalı. İşte ihalesi yapıldı ama 60 gündür de yer tahsisi yapıldı. Burası ne bunu aldık? Burası ona kaç gün aldın sen? Tam bir ay evvel. 3 ay evvel. 3 ay. Hasta ölür yani o kadar. 3 ay sıra. 3 ay oldu. Şey çekecek önce. Ben de işte buradan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca işte sesinizi duyurmak için uğraşıyorum. Çok geçmiş olsun. Vallahi. Olmadı çok zorlanıyoruz. Biz tam mezunundan geliyoruz. Siz mezunundan geliyorsunuz. Sıralamıyor. Hasta geliyor. Çok geçmiş olsun. İyiyim vallahi. Bana da çok şikayet geliyor. Ben de çorum milletvekiliyim. Bir de yerinde dedim gezerek bakayım. Teşekkürler. Çok bölümlerde uzman doktor eksiğimiz var. Onları ben yerinde görürsem en azından mecliste gündeme getireceğim. Şimdi bizim endokrin doktorumuz 2 aydır yok Çorum'da. Onun haricinde nörolojide, plastik cerrahi bölümünde, özellikle gastroenteroloji bölümünde de maalesef doktor eksiklerimiz var. Yani gene Çorum merkez biraz daha şanslı. Evet. Ama ilçenin hemen hemen hiçbirinde yok. Yok. İlçelerde de var. İlçelerde sadece uzman doktor. İlçelerde buraya geldiği için ondan dolayı çok sıkışıyor. Ya şimdi yakın bölgenin donanımlı araştırması aslında çok güzel dediğiniz gibi her türlü imkan sağlıyor. Tabii binada sorun yok ama aynen, içinde doktor bulmak zor. Bizim sıkıntımız 7 yıldır devlet hastanemiz kapalı. Onu da 2 ay oldu. İşte ihalesi yapıldı ama ne hikmetse Fahrettin Koca bizim bakanımız onaylasa işte inşaatı başlayacak. İnşallah. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. Bizler sizleri sizler. Geldi randevu metodum. Ben de gelip gidiyorum buraya. Saat 5'te gelip her 10'ya 10 yapıyorum. Bana şimdi her gün randevu almak için hastalar aradığı için ben de elimden geldiği kadar hani yardımcı olmaya çalışıyoruz ama tabii bana ulaşan var, ulaşamayan var. Gözde hiç alamıyor zaten hocam. Göz muayenesi asla yok zaten. Gözde de sıkıntılar. Kulak burun boğazda sıkıntılar. Benim gelen endokrin doktorumuz 2 aydır yok. Sonra plastik cerrahi yok. Çocuk psikiyatri. Çocuk psikiyatride sıkıntı var. Kardiyolojide bazı uzman doktor eksiklerimiz var. İlçelerde de hiç yok. Yani yine Çorum merkezde bir tane de olsa iki tane de olsa uzman doktorumuz var bölümlerde ama birçoğunda da yok. Yani merkez olduğu için olması gerekiyor. Acizler geldi. Anji yaptılar.
açamadılar. Bypass dediler. Ben baktım oraya gittim. Ankara'da açtırdım. Çok geçmiş olsun. Sağ olasın. Valla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de gündeme taşıyorum. Elinden geldiği kadar da sizlerin sözcüsü olacak. Burun ameliyatları için doktorlarımız kısıklı. Bir yıldır bekliyoruz yani. Sıkıntımız bir yıldır. Var. Evet. Bir sıkıntımız var ama bir senedir bekliyorum ben. Geliyorum gidiyorum yani. Bir tane doktorumuz olduğu için. Şu an herhalde iki tane kullanmaz da. Yok işte. İki tane var. Ameliyatlar sıkıntılı yani. Ameliyatlar sıkıntılı. Evet. Çok geçmiş olsun. Sağ olasın. Şu anda Çorum'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizin önündeyiz. Çorumlu hemşirelerinden gelen talepler doğrultusunda hastanemizde bir dizi ziyaretlerde bulundum. İçerideki yaptığımız hasta ziyaretlerinde özellikle endokrin doktorumuz 2 aydır olmadığını, nöroloji, plastik cerrahi, beyin cerrahi, kulak burun boğaz, çocuk psikiyatri, kardiyoloji bölümlerinde ve gastroenteroloji bölümünde uzman doktor eksiğimiz var. Doktor eksiklerimizin ve 7 yıldır Çorum Devlet Hastanemizin kapalı olmasından dolayı maalesef ilçelerimizde de bir ya da iki tane uzman doktor olmasından kaynaklı tüm ilçe ve Çorum halkı bu hastanemizde geldiklerinden dolayı maalesef uzman doktorlarımızdan sıra almakta zorlanıyorlar. Sabahın 5'inde kalkıp gelip o kapı üzerindeki bölüme isimlerini yazdırmak suretiyle sıra almaya çalışıyorlar. Ya da siyasilerden, bürokratlardan destek alarak hizmet almaya çalışıyorlar. Sağlık Bakanlığı'na sesleniyorum. Çorum'un devlet hastanesi 7 yıldır kapalı, 50 gün oldu ihalesi yapılalı ama hala yer teslimi yapmadınız. Çorum'un ilçelerinde uzman doktor eksiğimiz var. Çorum, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizde uzman doktorlarımız eksik. Bundan dolayı halkımız sağlık hizmetlerinden yeteri kadar yararlanamıyor. Ve geçen ayda söyledim, endokrin doktorumuz maalesef 2 aydır yok. Birçok bölüm bu yüzden hastalarımız sıra bekliyor ve geçenlerde anlatmıştım. İskilip'te bir olay oldu ve oradaki uzman doktorumuz, genel cerrahımız olmadığı için genç yaşta vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunu defalarca anlatıyoruz. Lütfen Çorum, sağlıkta ileri gitmesi gerekirken geriye gidiyor. Çorum, sağlıkta hani AK Parti milletvekilleri diyordu, sağlık üstü olacak, sağlıkta çığır açtık ama maalesef çığır falan açmadık. Sağlıkta çok geriye düştük. Bunun sorumlusu AKP milletvekilleri. Lütfen Sağlık Bakanı'na seslenin. Sağlık Bakanı'ndan durumu anlatın. Çorum'un uzman doktor eksiğini hep beraber giderelim.